O şarkıyı çok seviyorum. Vallahi çok seviyorum. Bensiz günlerini sen unut artık. Seven yüreğinde şimdi ben varım. Seni böyle sevmek günah sayar. Ben aman doğma bir günahkarım. Seven yüreğim korkmalar kadar. Gözlerimin feri sana kadar. Mahşer sirenleri çalana kadar. Seni yüreğimde yaşatacağım. Bensiz günlerini sen unut artık. Biliyor musun? Yok ki ben bir yüreğim. Ama seviyorum diyorsun. Çok seviyorum bir şey. Şimdi ben varım. Seni böyle sevmek günah sayar. Ben anadan doğmaz bir günahkar. Seven yüreğim korkmadan gözlerimin feri sana kadar. Mahşer sirenleri çalana kadar. Seni yüreğimde yaşatacağım. Alkış. Bak ama devam çok güzeldi. Ama o orası da en güzeldi. Bir şey olur diye aklım hep sende. Rüyaların bile benim göz hapsimde. Senle yanabilirim. Düşünmez mi? Ondan şimdi. Yok Tom sen çıkma. Benim ömür yarım ben ölesin tüm sevgiler. Benim ömür yarım ben ölesin sen her şeye. Bensiz günlerini ezberlemişsin. Evet o her şey. Sen unut artık. Ben de böyle çocuklar anlıyor böyle. Çok güzel sanmıyorum. Bütün gece sizi bekledik. Fitili ateşlerimiz. Doğru. Yani herkesin bildiği bir şarkıydı zaten. Aslında ilmiş. Ben... O yüzden onu seçtik. Hani 2006'da besteledim. Yıl 2022 hala okuyor. Hala şarkı kült olmuş burada. Vallahi hakikaten. Yani onu nasıl bir duyguyla beslediniz? Çok merak ediyorum. Magazinci dostlarım, hani onu sorsanız da mesela. Bu o duyguyla nasıl beslediniz? Söyleyeyim hemen. Evet. 2006 yılında ben bu şarkıyı aslında sevgili Ebru Gündeş için bestelemiştim. Ama kısmet işte, nasip meselesi. Nasip olmuş orada. Aynen öyle, biz de sevgili söz yazarı arkadaşım Günay Çoban'la birlikte eskiden ofis diye geçmiyor, yazıhaneye gittik. Sevgili Ebru Hanım'ın ofisine gittik ve bir araya geldik. Biz de eteğimizdeki bütün şarkıları döktük ortaya. İşte bir tanesi de bu şarkıydı, nasip değilmiş. Kayboldum vardı. Ben de bir insan evladıyım. Şarkıları bıraktık, dedik ki hani bir hafta, 10 gün, 15 gün dinle, söyle, hangisi daha çok, hangisinde kendini daha iyi hissediyorsun, bir bak. Tabii aradan bir hafta geçti, 10 gün geçti, 15 gün geçti, 20 gün, 1 ay geçti, arayan yok, soran yok. Ben de nezaketen dedim ki sevgili Günay'a, Günay'cım dedim, hani en azından bu sürü veya mevki bir cevap alırsak, başka birilerine dedim getiririz. Hani bilelim hangisi oluyor, hangisi olmuyor falan. Aramış Günay, demiş ki henüz daha karar veremedim. Ama başka şarkı varsa bunların haricinde, onları da dinlemek isterim. Şarkılar boşa çıktı. Aradan bilmiyorum ama çok uzun değil. Yani 10 gün, 15 gün sonra bir telefon, akşam üzeri saati. Özcan Deniz dedi ki, Bilal'cığım şarkı var mı? Dedim ki, olmaz mı? Menba bizde. Maşallah, Allah vermiş. Allah vermiş. Buluştuk Arnavutköy'ün sırtlarında bir stüdyoda.
onu dinletiyorum, bunu kenara koy. Bunu dinletiyorum. Onu da kenara koy. En son nasıl değilmişi dinletti. Hani sona bırakmıyor ama. Bunu da dedi, adam üç şarkıya birden aynı anda el koydu. Ve hakikaten nasip, kısmet meselesi bu işler. İşler öyle, balık meselesi, nasip meselesi. Gerçekten o kısmetiymiş. Yani ben sevgili Ebru için beslenmiştim ama Özcan'a nasip oldu, onun kısmetiymiş. Ama hala dinleniyor, hala o duyguları. Sözleri anlıyorum ya, o güfteyi nasıl yani, o besteyi müthiş yani. Şöyle şimdi ben hem söz hem beste aynı anda da çıktı oluyor ama genel olarak hani beste skalasına baktığımızda bestecilik biraz daha yani müzik icra etmek, bestelemek. Çok güzel. O daha önde yani. Bir boy fark önde gibi duruyor. Maşallah, gerçekten Allah vergisi müthiş bir şey. Yani yetenek diyeyim ya da işte ne denilir buna bilemiyorum, kabiliyet. İlahi yetenek. Gerçekten. Öyle. Çünkü herkesin yapamayacağı bir şey yani. Evet. Bravo, tebrik çok ediyorum. Yani tonlarca ne kadar söylesek az. Bravo, nice nice yeni güzel başarıları da. Ben çok heyecanlıyım. Ama istekli. Çok yoruldum. Çektiysen kahrımı, helal et hakkını, zorlu sevda. Kocaman alkış, bir an insan! Valla dişin verdiniz, onur verdiniz sahnenize gelerek. Tekrar organizasyonda emeği geçen ve beni düşünen, hatırlayan ve bu ödüle layık gören herkese sonsuz teşekkür ederim. Güzel, çok teşekkür ederiz. Gözünüzü verin. Olur. Bir fotoğraf. Tamam. Cezanı çekersiniz. Ceza kesmişler. Olmaz. Ceza kesmiş. Bilmiyorum valla. Ben karıştırıyorum. Yani kendi bir arada mı? Evet. Solunmamaydı. Bizim yorgunluğumuz. O zaman bir şey söyleyeceğim. İnanın şimdi yine söyleyelim o şarkıyı ama 2 dakika istersen rahatlasın. İnanın tekrar sahneye alacağım. O zaman da oldu. Kocaman bir almış. İnanın. Ha oradan. Tamam.